Evet arkadaşlar, Web Tekne gameplay videomuzda Southpaw The Stick of Truth oynamaya devam ediyoruz. En son Mr. Slave ve bir kürtaj tarzı bir şey yapmamız gerekiyordu. Bunun için küçülmemiz gerekiyor falan. İğrenç bir şeyler gelecek. Evet, iğrenç bir bölüm gelecek. Hadi hayırlısı diyelim. Snook. Aa şey. Adını hatırlayamadığım o karakter yine South Park'ta çıkıp duruyordu ama. Aynen, sürekli olarak hikayeler veya bizi yönlendiren bir anlatımcı tarzı bir şeydi bu. South Park'ın normal bölümlerinde. Şarkı yüzünden... Ne kadar iğrenç. Ay. Arkadaş. Her neyse, bu iğrençlikler hakkında pek konuşmayacağım. Yani ne desem bilemiyorum bile o derece. Ama iğrenç yani. İğrenç, bildiğiniz normal bir şekilde iğrenç. Şimdi Magic Missile arkaya atalım. Bakteri. Kartının ünlü osurunu kullanalım. Muhtemelen ikisini birlikte öldürebiliriz. Ki bakteri de gitti. Ne. Evet. Bu ne ya? Şimdi oha, sen burada elektriğin ne işi var yani? Şimdi Allah aşkına. Bu işe yaramıyor. Başka bir parti üyesi bize yardım edecek ama kim? Sen Sparkle'ı çağırıyordun. Daha doğrusu kurtu artık, adı neyse. Evet. Sparky. Oha. Tabii ya, işleterek yapıyorduk, hatırladım. Evet. Burada ne yapacağım? Şu anda hiçbir fikrim yok. Belki Nagasaki. Hayır, Nagasaki de işe yaramıyor. Ne yapacağız ki ya? Ha, gördüm. Oha ya. Nazi zombi bakterisi sanırım bu da. Evet. Evet bakalım. Nazi zombi bakterisi, evet. Nazi zombi ve bakteri. Bu arada skill de kaçırdım ha. Stand'de de hiç doğru düzgün bir şey yok. Ya da var mı? Baya Yimen'e döndü ya. Oha, bayağı sağlammış yalnız. Ama çok az vurduk çünkü zırhı vardı. Arkadaş, bakteriler bile Nazi Almancasını konuşuyor hani. Nasıl bir hayal gücü ise yapanlar, yani oyunu yapanlar, bunun hayal gücü nasılsa artık takdir etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Keşke istene direkt sonrasında kartını değiştirseydim ya. Çok pişman oldum. Ha, yanmaya falan da başladı, ölür ya. Ölmese de şimdi ölür, ölmese de bir sonraki turda ölür. Ama elbet ölür yani. Normal şartlarda Stan'i ve Krill'ı da çok severim ama Cartman'ın yeri ayrı arkadaş ya. O yüzden Cartman'ı yanımıza alalım. Ki skill bakımından da Cartman çok iyi.
O kör skill'i çok hoşuma gitti. Sürekli olarak kullanıyorum. Aha. Ha, şimdi şey yapacağız. Arada hiç böyle savaşmama gerek yok varmış. Savaşmama gerek varmış. E sonra ne yapacağım peki? Aşağı iniyoruz. E, tabii ki de ilginç bir koku olacak Cartman. Aa şey, neydi onun adı? Neydi vallahi? Mr. Garrison'ın kuklası, Mr. Slave'in makatında. Evet yani. Tabii bir ara onlar bir ilişki yaşıyordu, o yüzden. Ay, yine Nazi zombi bakterisi. Şey yapacağız sanırım burada Nagasaki. Ama mesafe etmeye yok yetiyor. Aslında şöyle bir Nazi şapkamız olsa falan güzel olurdu, hani bir Nazi giyimi. Hoş olabilirdi. Oha! Ar telefonun ne işi var? Big GL. Yine Big G de bir South Park karakteri. Çok sık ortaya çıkmayan, sanırım birkaç bölüm ortaya çıkmıştı. Yani ilginç bir karakter. Sağlam vurduk ha. Şimdi sıra Cartman'ın osuruk skillinde. Hemen kullanalım. Tek atabiliriz diye düşünüyorum. Ata, öldürdük, öldürdük. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı şekilde, aynı şeylerle. Bir Borg Blade. Yine yaratıcı bir şey çıktı. Bu ne ya? Bunu açamıyoruz. Ne gerekiyor bize? Sanırım sonrasında alacağız, bir şeyler yapacağız burada ama. Bir düzgün inceleyelim şurayı. Ne yapacağım konusunda hiç fikrim yok yine. Gözümden kaçan bir ayrıntı var ama. Bir şuraya geri dönelim. Aşağı doğru ilerliyoruz o zaman. Burada bir şeyler çıkmadı. Çıkar diye düşünüyordum ama. Telefondan da bir şey yapamıyoruz. Şuraya da gidemiyoruz. Şu ses rahatsız ediyor beni ama. Ha, şuradan aşağı inebiliriz. Biraz böyle yerlerde sorun var işin aslında. Oha, bu arada bu fenermiş, şu an dikkatimi çekti. Mr. Slave'e yakışır. Yarasa. Bu da fazla yani hani. Yarasa. Şimdi şurada. Oha. Kafamıza bunu falan takabiliyoruz. Bir bakalım nasıl görünüyor, merak ettim. Çok absürt bir durum. Kafamızda prezervatifle gezeceğiz. Takalım bir bakalım. Aa, güzel durmuyor. Zaten güzel dursa da kullanacağımı sanmıyorum. Devam edelim. Şöyle bir tırmanacağız. Yine türlü türlü iğrençlikler var burada. Bu kim ki? Hiç hatırlayamıyorum. Evet, bunu yeneceğiz. Şimdi kullanalım ama rezistans. Şampu, hayır. Sultan Batı. Neyse bari bleeding başlar. Bir debuff iyidir. Baya başlatamadım.
Neyse. Magic Missile. Hepsine birden. Muhtemelen arkadaki Nodi zombi bakterileri ölür. Yok, ölmediler. Kuşlar saldırıyor. Tamam, bir tanesi gitti sanırım. Aslında çok işe yaramasa da birkaç damage vuruyor diyor da hiç vurmuyor olabilir, bilmiyorum. Evet, sıfır vurdu. Evet, kullanalım şunu. Buradan arkadaki artık şu Nazi zombi bakterileri ölür. Yani umarım ölür. Ölmedi, 40 canı falan kaldı. Allah Allah. Bayağı zor durumda düşün aslında. Hani neyse, bari böyle iki tane birden vuruyoruz. Bir tanesi öldü, diğeri immune etti. Bir hand potion. Yine şu skill. Sonrasında mana potion içerim. Daha doğrusu PP potion, power potion. Hala mı yaşıyor ya? Bayağı sağlam vurdu yalnız ha. Her neyse, şunu kullansak. Her şeye karşı da bir rezistansları var. Bleeding'e karşı da rezistans varmış. Hiçbir debuff yapamayacağız. Hayır, small değil de large kullanalım. Riske girmeyelim. Kartmanın da PP gücü yok. Bu yüzden sadece sopayla saldırmak zorundayız. Keşke arkadaki lanet bakteriye vursaydım. Hemen power potion'umuzu. Kartından sonra curse kullanırım. Hemen şu bakteriyi öldüreceğim. Sıfır canım var, zaten ölmüş. O yüzden. Şimdi curse'ü kullanma vakti. Ama ondan önce bir şeyler daha kullanalım bari, elimiz boşa geçmesin. Aslında şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Speed Potion içelim. İki tur saldırabilecek PP gücümüz yok zaten de. Evet, küfürlere devam ediyoruz. Ve güzel vurduk. Şimdi tekrar saldıracağız. Bu sefer de şunu kullanırız. Oha. Ne yapsam, revive potion'um yok. Mecbur. Can. Canımızı fulleyeceğiz. Ve ölmemek için elimizden geleni yapacağız. K canı var. Bu kadar bloke ettim. Sonrasında bir speed potion kullanayım ben. İki tur üst üste saldırmamız için. Muhtemelen iki tur üst üste saldırırsam bu yani bu turda kazanırız. Aynen. Tekrar saldıracağımız için. Öldürdük. Zorlu bir dövüş oldu işin aslında hani. Proven yourself in combat, young anal plaything. You may journey forth. Find the Snook's trigger and save the outside world. Fare thee, Matt. Evet, Snook. Bu bulacağız şimdi. Şu lanet şeyi. Oha. Kemikler. Kapak filan var. Gazoz kapağı. Şuraya vurabiliriz diye düşünüyorum ama vuramıyormuşuz. Ama oraya bir şey yapmamız lazım yani.
Şu an hiçbir şekilde çıkamıyorum. Borular falan var hani. Nagasaki. Ha, yanlışlıkla da olsa doğru bir şey yaptım. Şurada bu var. Bunu nereye ışınlanacağım ki? İçeri ışınlayabilirim sanırım. Yok abi, gazoz kapağı dediğim şeyin üzerine. Oha. Vibratör. Mr. Slave. Bu kadar da fazla hani ya. Evet, devam ediyoruz. Oha, içeriği koruyacak askerler bile var Mr. Slave'in. Mr. Slave'in içinde. Evet. Tabii ki de bunların ağzına sıçıp görevimizi aslında hiç uğraşmama da gerek yoktu ya. Dire Aids yine. Oha, Cartman'cının neden bu kadar az kaldı ki? Her portion small, işimizi görür. Aa, yanlış yaptım. Bir magic missile atalım şu arkadakine. Crossout etkisine bir girsin. Bu arada dövüş biraz zorlu olacak. Ben kolay bir dövüş bekliyordum ama muhtemelen şu zırhlarından dolayı az damage bile yiyebilirler. Evet. Of, kaçırdım savunmayı. Bu kadar savundum. Acaba yanıma badırsı mı alsam ya? Her neyse, almayalım. Cartman kalsın. Şunu kullanalım. 600 canları kaldı. Stunlandılar. Şimdi muhtemelen bu saldırı işlerini bitirir ya. Bitirmezse bile sonraki turda kolay bir şekilde kazanırız. Evet, diğeri de debuffların etkisiyle öldü. Bir cesetlerdeki her şeyi toplayalım. Don't forget towels. Burada ne var acaba? Bir şarkı. Ha, yine aynı ruhlardan biri. Evet. Bakalım. Neler oluyor öyle ya? Buraları bir geçelim. Şu an bir sorun var muhtemelen bilgisayarda. Ah, bir tane revive potion'umuz oldu. Bu işimizi görür ve bilgisayardaki anlık kasma düzeldi. Burada Cartman'ı mı kullanacağız acaba? Muhtemelen Cartman'dır. Cartman değil. O zaman geriye kalan Kyle olabilir belki. Ha, barda ihtiyacımız varmış. Evet. Jimmy ile burayı açtık şimdi. Evet. Aa, bu arada bu ses şey portaldaki adını hatırlayamıyorum şu an. GLaDOS, aynen. GLaDOS'un sesi olsa gerek.
Onunla da mı dalga geçtiniz arkadaş ya? Ayıp ayıp. GLaDOS'a bari yapmayın. Evet, başarıyla şu zehir işi yaptık. Aslında zehir değil ama zehir diyelim. GLaDOS'un da burada olması ilginç olmuş cidden. Portala bir gönderme burada. Bir şeyler oluyor. Ve biz çıktık. Şimdi ne olacak? Evet, Snook'u şey ettik. İğrenç bir görevdi işin aslında ama neyse. Evet, hepsinin arkadaş olduk. Evet arkadaşlar, Web Tekno gameplay videomuzda bu görevi de tamamladık. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.